Yap, Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Ben miyim? Bugün sizlere son kullanma tarihi olduğunu bilmediğiniz 5 şey göstereceğiz arkadaşlar. Evet dediğim gibi bazı şeylerin aslında biz bilmiyoruz ama son kullanma tarihleri var. Bunları sırayla hemen neler görelim varmış. neler varmış. Son kullanma tarihi olduğunu bilmediğimiz ilk şey arkadaşlar patates. Patatesin içerisinde solenin adlı bir madde var. Bu madde her zaman zaten patates içerisinde bulunuyor. Bu biraz aslında zehirli bir madde. Normalde normal zamanlarda insanlar etkilemeyecek kadar az bir düzeyde. Ama bu solenin maddesi 2-3 aydan sonra ve güneşte özellikle kaldıktan sonra çok tehlikeli bir hale alıyor zaten. Patatesi tehlikeli bir hale sokuyor. Zaten böyle yeşil yeşil böyle. Evet rengi önce, de bozuluyor. Rengi bozuluyor. Yani güneşte saklamamak lazım Güneşin aslında patatesi. saklanması lazım ama normalde patatesin ömrü karanlık ortamda zaman 2-3 ay. Düzgün bir şekilde saklanırsa evet. 2-3 ay boyunca saklanabiliyor kuru ve güneşsiz Ortamlarda. ortamda. Ama güneşte saklarsak dediğimiz gibi içindeki solanin maddesi insan sağlığını fazlasıyla zararlı bir şekilde etkileyecek şekilde artıyor. Yani bunun bir kullanma ömrü var onu zaten söylemiş oğlum. 2-3 ay. 2-3 ay. İkinci ürün güneş kremi birçok insanda belki bu oluyordur. Bizde de oluyor. Bizim evde de aynı şey oluyor. Güneş kremlerini biz mesela bir sezonda bazen bitiremiyoruz. Mümkün değil yani bu kadar bir kremi bitirmek. Ve seneler boyu aslında aynı kremi sürüyoruz. Güneş kremini. Aslında güneş kreminin ömrü bir sene. Evet bir sene. son kullanma tarihi yazmıyorsa üretim tarihinin üzerine bir sene koyup zaten anlayabilirsiniz. Burada 15 0 3 2015 yazıyor. Zaten bir sene sonra bunu artık kullanmamız gerekiyor. Evet 2016'dan sonra çünkü bunun içindeki o faktör dediğimiz güneşin zararlı ışınlarını koruyan, vücudumuza girmesine engelleyen madde bir sene sonra yok olmaya başlıyor ve hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar bu evet, faktörün. Aynen öyle. Bir sene diyoruz bunda geçiyoruz son kullanma tarihi olduğunu bilmediğimiz bir başka şey de arkadaşlar bu çoğaltıcı uzatma kabloları. Bunların da bir son kullanma tarihi var. Tam olarak bir tarih verilmese de bunda e, bu kablolar sararmaya başlayınca yalnız kirden değil arkadaşlar bu sararma. içindeki fazla ısıdan kaynaklı ve ısınmaya başladıysa bu kablo dokunduğunuzda sıcaksa Artık değiştirmeniz gerekiyor Öldü çünkü bitmiş. artık yani Allah korusun bir yangın falan çıkabilir. Ya bunun da aslında ömrü ne kadar kaliteli bir ürün aldığınıza göre değişiyor yani. Ama tabii ki tam bir daha tarif veremiyoruz. O iki tane belirtisi ısı ve bunun rengi. Evet buradaki bunlar içerideki ısıdan dolayı biz de renk değiştirmeye de başlıyor. Saranıyor. Bakıyoruz mesela bizimki daha bembeyaz daha bir sıkıntı evet, yok. Evet daha temiz. Ama çok da ısınmıyor onu da biliyoruz zaten. O yüzden Hı. biz daha değiştirmiyoruz bunu mesela. Yani çok da beyaz değil o kiro. Atalım bunu kaldıralım. <laughs> Bir başka üründe böcek ilaçları, sinek spreylerinin ömrü 1 sene. normalde bunlar da böyle her sezon, her yaz böyle tekrar dolaptan çıkarılıp tekrar tekrar kullanılan ürünler. Bunların sene esasında normal kullanım süresi 1 sene. Çünkü 1 sene sonrasında bunları böceğe sıktığın zaman Böcek ölmek yerine e, aynen böyle dans etmeye için, başlıyor. Dans <laughs> tabii ki bir serinlik oluyor olabilir. Yani kısaca kendi işlevini artık yapmayacak duruma geliyor bu spreyler. O yüzden bunların ömrünün bir sene olduğunu bir söyleyelim. Yani sinekleri zehirleyen madde bunun içinde yok oluyor, bozuluyor ve sineğe hiçbir zarar vermiyor diyebiliyoruz. Geldik son ürüne arkadaşlar. Son ürünümüz de rimel. Aslında bu biraz bayanlar için bir e, öneri olacak. Rimellerin de ömrü 3 ay arkadaşlar. 3 aydan sonra bunu gözünüze sürdüğünüzde bakteri yapabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Bu da mesela çok uzun yıllarca kullanılabilen bir şey benim ya gördüğüm ben kadarıyla. Ben çok bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla 3 aydan kesinlikle daha fazla, evet, fazla kullanılır da diye düşünüyorum. O yüzden... Yani bunu böyle 3 ay sonra bozul aldıktan 3 ay sonra bunu e, kullanmaya devam ederseniz gözünüzde bakteri yani birikmesine arpacık, olabilir. Arpacık bir şeyler çıkabilir e, yani, yani. zararlı olabilir. Rimeli de 3 aydan fazla kullanmayın. Deriz biz. Hatta elimel hakkında bir şey daha söyleyelim. Bunu da ben araştırırken gördüm. E, rimeli kesinlikle başkalarıyla paylaşmayın. Çünkü böyle gözden göze böyle mikroplar taşınıyormuş diyorlar uzmanlar, İsviçreli uzmanlar. Evet arkadaşlar size bugün 5 tane e, bizim en azından kullan son kullanma tarihini bilmediğimiz ve sizin de bilmenizi tavsiye ettiğimiz 5 tane ürün gösterdik. Umarım sizler sizin de işinize yaramıştır. Bu arada arkadaşlar tam burada Melih'in gösterdiği yerde çıkan linki tıklarsanız sıcak tereke kutuyu soğuk suya atınca ne olduğunu görebilirsiniz. Ben Gerçekten evet, enteresan bir e, tepkime Tepke verdi. Oldu. Ben çok hoşuma gitmişti. Siz de beğeneceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.